2011 yılı sabah saat 10 Sadık Kakaç hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Çok memnun oldum. Çok sizinle teşekkür ederiz beraber sizi olmaktan. Burada beraber görebilmek. Hocam bir tarif eder misiniz? Kimdir Sadık Kakaç hoca? Ne iş yapar? Nasıl bir eğitimle Sadık Kakaç hoca oldu? Yaşamada nasıl bakıyor? Bilime nasıl bakıyor? Efendim ben 1932 yılında Çorum'un Ulukavak mahallesinde doğdum. Evet. Bu mahalle orta sınıf ve fakir ailelerin bulunduğu bir mahallede genel olarak. Evet. Ve o zaman bizim mahallemizde bir yakınımızın üniversiteye gittiğini öğrendim. Pek üniversiteye gidilmezdi. Üniversiteye gitmek çok adet değildi. Adet değildi. Herkes bir sanata gitmek, çırak olmak isterdi. Evet. Ben ilkokul hayatımda hep üst düzey Çorum'da zengin çocuklarla beraber ilkokula gittim. Evet. Ve orada sınıfta daima ön sıralara geçtim. Yani sınıf mümessili olduk, herkese kontrol etmeye başladım. Evet. İlkokul bitti. Ben dedim ki olacağım, terzi olmak istiyorum. Anlaşıldı. Terzilik çıraklığına başladım. Fakat yazın terzilik çıraklığına devam ederken o ilkokuldaki bir grup arkadaşımı gördüm. Sadık ne yapıyorsunuz der. Ben dedim ki terzi olmak istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biz dediler ortaokula kaydolduk. Ya gel sen de kaydol dediler. Ya bunlar da benim çok iyi arkadaşlarım. Peki dedim ben de kaydolayım. Biz ortaokula kaydolduk. Fakat ilkokuldaki o çalışma hızım gene devam etti tabii. Orada o zaman Milli Eğitim Bakanımız rahmetli Hasan Ali Yücel. Evet. Hasan Ali Yücel her sene tabii sayılar az olduğu için Türkiye'deki ortaokul ve liselerdeki sınıf birincilerin resimlerini ihtiva eden bir kitap çıkardı. Bilmem hatırlar mısın? Sizin hatırlamazsınız onu. Bilmiyorum. O kitap çıkardı. Şimdi ben ilkokul 1'de, ortaokul 1'de böyle hep sınıf birincisi olup o kitaplarda resmim çıktıkça bana muazzam bir şey geldi, iğme geldi. Evet. Çünkü o kitapların içerisinde İnönü'nün çocukları, ondan sonra Erdal Bey gibi tabii onlar daha yüksek sınıftalar. Onların resimleriyle benim resimlerim aynı yerde. Yani milli şefimizin çocuklarıyla beraber böyle Anadolu'nun Ulukavak Mahallesi'nde orta ve ortanın altındaki mahallede bir çocuğun orada görülmesi herkes tarafından da bir takdir şeyi oldu. Evet. Ve böyle devam etti. Liseye girdim. Tabii lise o zaman Çorum'da lise yoktu. Fakat ben mezun olacağım sene lise açıldı. O büyük bir Çorum'da. O zaman iyi bir şanslılık oldu. Ben liseye başladım Çorum'da. Başka Galatasaray imtihanlarına falan girecektim ama pek annem falan istemiyordu. Dışarı çocuğumuzu dışarı evet, göndermeyelim. Ve biz Çorum'da yine devam ettik. Aynı şekilde işte çok iyi arkadaşlarım vardı. Onlarla beraber çok çalışkan arkadaşlar. Onlarla mücadele ederek yine bizim o kitaplardaki ismimiz çıkarak Çorum'dan Çorum Lisesi'nde mezun oldum. Yani siz hep sınıfta temayüz etmiş bir öğrenciydiniz. Öyle oldu, evet. Bir şey sorabilir miyim bağışlarsanız? Burada sizin korunduğunuz veya yönlendirildiğiniz söz konusu oldu mu? Hayır. Şimdi ben daima çok evde, aile içeri zaten babam, annem devamlı okumanın öneminden, evet. Yani lisan bilmenin öneminden bahsederlerdi. Fakat kendileri okuma yazma bilmiyorlardı. Evet. Babam mühür kullanırdı hep. Evet. Babama imza atmayı öğretmek istedim. Yok evladım bu mühür çok güzel derdi. Evet. Dolayısıyla en büyük belki benim yönlendirmemle yani sebep
iyi arkadaşlarımın olması. O arkadaşlarımın, onlar da çalışkan. Onlar sizi motive ettiler. Onlar mesela deselerdi ki ya ne iyi ediyorsun, terziler devam ediyorsun deselerdi. Belki ben, siz belki ben, de terzi olur. Ya gel biz ortaokula yazıldık. Sen de yazıl dediler. Bak hep bunlar tesadüf. Tamam ben de geleyim dedim. Evet. Sonra geldim eve. Anneme babama dedim ki ben ortaokula yazıldım. Aa evladım çok iyi yaptın dediler. Ve bu şekilde işte lise bitti. Liseden sonra o zaman üniversitelere giriş imtihanları yoktu. Fakat teknik üniversite giriş imtihanı açıldı. Peki o notlarınıza bakıyorlardı değil mi hocam? Evet ben şimdi biliyorsunuz bizim zamanımızda hem bir bitirme vardı. Bir de olgunluk vardı. Evet. Eğer bu iki devrede peki ise üniversiteye girmek için bir sorun yoktu. Olgunluk peki olacak, bitirme peki olacak. Dolayısıyla benim hem olgunluk pekiydi hem de bitirme pekiydi. Evet. Çünkü olgunluk imtihanları bildiğiniz gibi şeyden geldi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelirdi. Evet, orada mühürlü zarflar açılırdı. Ondan sonra ben dedim teknik üniversiteye girmek istiyorum. Çünkü zaten Ankara Üniversitesi var, İstanbul Üniversitesi var. Güzel Sanatlar, Yıldız Teknik Okulu İstanbul'da var. İstanbul'da Teknik Üniversitesi. Evet, dolayısıyla herkese bu ismi de vardı İstanbul Teknik Üniversitesi falan diye. Sonra ben lise hayatımda çok... Herhalde halk tarafından da yani ileri bürokratlar tarafından da tanınmaya başlandı. Onlar çocukların sıkıntısı. Yani oldular. O çocukları onlar mimliyorlar adeta hep evet. Arkalarındalar. Çaktırmadan izliyorlar. Evet. Ondan sonra o çocuklar, onların çocukların bir problemi olduğu zaman bana müracaat ederlerdi. Evet. Dolayısıyla ben yaz aylarında mühendislik NAFA vekaleti var. NAFA müdürlüğü eskiden. Bayındırlık evet, müdürlüğü. Evet. Oralarda çalışırdım. Onlarda mühendislik problemleri olduğu için dedim ki ben o zaman teknik üniversiteye gideyim. Teknik üniversite imtihanına girdik. Ve bu arada da tıp fakültesine yazıldım. Evet. Çünkü onlarda o zaman askeri tıpa yazdım İstanbul'da. Evet. Kalacak yer de var. Eczacıya da yazıldım. Doğru. Orada eczacı o zaman 60 kişi alırlardı. Onlar beraber askeri tıp evet, içinde. Evet. Beni o zaman otomatikman kabul ettiler. Sonra biz teknik üniversite imtihanlarını bekledik. İmtihanlarını kazandığımızı öğrenince biz diğere kayıt falan yaptırmadık. Buradan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne evet. Başladık. Başladınız. Yani bilime... Hangi bölüme başladınız hocam? Makine mühendisliği. Makine mühendisliği. Makine mühendisliği bölümüne başladım. Dolayısıyla aslında bu şöyle diyelim, imtihanı kazanmış olmak bugünkü bulunduğum hayata bir adım atmış oldum. Evet. Orada. Teknik üniversitenin imtihanını kazandınız. Evet. Makine bölümüne girdiniz. Makine bölümüne girdim evet. Orayı kaç yılda bitirdiniz? 5 yıl. Zaten 5 yıldır. 5 yıldır. Evet. Yüksek mühendis oldunuz. Yüksek mühendis oldum. Efendim şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tabii biz Anadolu'dan gelmiş bir genç, öbür taraftan etrafımızda Galatasaray'dan mezun, İstanbul'dan liseden mezun. Onlar böyle gayet rahat. Evet. Biz Anadolu çocuğu çekingen filan evet, böyle. Evet. Ondan sonra ve çok güzel bir atmosferdi. Ben hatırlıyorum o günleri. Ondan sonra ben üniversitenin yurdunda kalıyordum o zaman. Dolayısıyla güzel günler geçirdik. Birinci sınıfta sınıfın herhalde ortalarında filandım. Birinci sınıfta. Evet. O atmosferde. Bir adaptasyon evet. Periyodu. İkinci sınıfta yavaş yavaş ben yukarılara çıkmaya başladım. Üçüncü, dördüncü sınıfta sınıf birincisi oldum. Dördüncü sınıfta? Dördüncü sınıfta. Evet. Evet. Sonra mezun olurken ikincilikle mezun oldum. Evet. Ama Türkiye'de birinciydim. Çünkü birinci olan arkadaşım Taceddin Ziya Suriyeliydi. Ha. Evet. Yabancı bir öğrenci. Yabancı bir öğrenci. Oldu. Fakat ikimiz daima yarış halindeydik sınıfta. Bu çok güzel bir şey. Fakat son sınıfta ben bir ders aldım. Hiç unutmuyorum. Tekstil dersi. Dedim şu tekstilcilik nedir bir öğreneyim hiç olmazsa. Evet. O arkadaşım başka bir ders aldı. O da kimya mühendisine ait bir ders aldı. Ben aldım 15, 20 üzerinden. O aldı 20 üzerinden 20. Bu 5 puanla siz iyi kaçırdınız. Fakat biz ikinci olduk.
Biliyorsun sizde de öyle midir? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 30 yılda 40 yılda merasim olur ya. Hayır ben bilmiyorum. Bizde merasim olurlar. Yani 30 yılda bir. 30 yılda. 30. 40. yılda. 40. yıl, 50. yılda. Evet. Şimdi burada enteresan o sırayı yapıyorlar. Sıra da o yılın mezuniyet derecesine göre. Birinci olan birinci, ikinci olan ikinci öyle veriyorlar. Evet. Sırayla çağırıyorlar. Enteresan. Şimdi o arkadaşım Taceddin Ziya çok iyi bir arkadaştı. Genellikle gelemiyor Suriye'den. Anladım. Onun için o merasimlerde biz birinci olalım. Hem siz biri. Önce siz çıkıyorsunuz. Önce biz çıkıyoruz. Evet. Ve böyle teknik üniversiteyi bitirdikten sonra bazen tesadüfler çok enteresan. Yani ben orada asistan oldum. Hangi bölümde hocam? Isı tekniği kürsüsünde asistan oldum. Isı tekniği kürsüsünde asistan oldum. Profesör Fikret Narter'inle beraber çalışmaya başladık. Rahmetli. Fikret Bey meşhur birisi. Evet. Efendim ben mezun olduktan sonra, şimdi benim hocam Ratip Berker ve Mustafa İnan. Mustafa İnan İnşaat Fakültesi profesörü. Evet. Fakat Mustafa İnan, Allah rahmet eylesin, onun da hocalığından çok bahsettikleri için ben İnşaat Mühendisi bölümünde seçime bağlı bir ders aldım. Elastisite dersini aldım. Yani esneklik diyebilir evet, miyiz elastik, hocam? O elastisite kullanıyorlar hep. Anladım. Evet, esneklik doğru. O dersi aldım. Hakikaten rahmetli çok şahane ders anlatıyor. Mustafa İnan'dan bahsediyor. Mustafa İnan, evet. Fakat aynı kürsüde mukavemet derslerimize de Mustafa İnan Bey'in arkadaşı başka profesör bize geliyor. Evet. Ve ben o derslerden tam not alıyordum. Sonra Ratip Bey'in dersinden Haziran döneminde oğluna da hep söylüyorum. Pek geçen olmazdı. Ha. Yani 90 kişilik sınıftan 4 kişi 5 kişi direkt geçerdi. Ratip Bey hangi dersi veriyor hocam? Mekanik dersini. Mekanik dersi. Mekanik dersi. Mekanikten Haziran'da geçen olmadı. Olmazdı. Olur da 4-5 kişi olurdu. Anladım. Onlardan birisi de bendim. Ve dolayısıyla Ratip Bey ve Mustafa İnan Beyler beni kürsülerine asistan olarak almak istediler. Evet. Fakat Mustafa İnan Bey'e dedim ki efendim bu sizin kürsünüz inşaat mühendisliği. Ben makine mühendisiyim. Ama dedi makine mühendisi arıyorum ben dedi. Çünkü İnşaat mühendisliği bölümündeki mukavemet kürsüne. Çünkü mukavemette yalnız makinede birçok elemanlar döner. Doğru. İnşaatlarda sabittir. Daha statik. Statiktir. Dedi ki bu sistemlerin mukavemeti için çok önemlidir. Yani bir dinamik mukavemet konsepti için. Dinamik evet. Dinamik koydu. Dolayısıyla sonra sistemler böyle düz değildir makinede. Evet. Vurulmaya hareketlidir. Bu hareketli sistemlerin mukavemeti farklıdır. Dolayısıyla bu konuda yetiştiririz sizi dedi. Sonra Ratip Bey bizim kürsümüze gel asistan olarak dedi. Fakat Ratip Bey'in kürsüsü de çok çok iyi hocadır Ratip Bey'de. İkisi de fevkalade. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Çok teorik olduğu için ben dedim ki biraz da uygulama tarafı kuvvetli olan bir yere gideyim dedim. Ve ısı tekniği kürsüsünü seçtim. Ne tekniği hocam? Isı tekniği kürsüsü. Hem ısı transferi, hem soğutma problemleri, klima, havalandırma. Evet. Bunlarla uğraşan bir kürsüydü. Isı tekniği. Kimdi hocası? Fikret Narter. Narter hocam. Profesör Fikret Narter. Anladım. Peki. Kendisi Fransız eğitimi görmüş, Fransa'da eğitim görmüş. Çok bilgili, çok yetenekli, fevkalade saygı duyduğum bir hocamızdı. Evet. Böyle hayatımız işte asistanlıkla başladı. Burada 4 yıl mı asistanlık yaptınız hocam? 50 senesinde girdim teknik üniversite. 55'te mezun oldum. 58'e kadar. 58'e kadar. Asistanlık. 3 yıl. Evet, 3 yıl. Asistanlık. 2,5 sene aslında. 58 Şubat'ta ben Amerika'ya gittim. 58 yılında oradan nereye gittiniz Amerika'ya? Hangi bölüme? MIT'ye gittim. MIT'nin hangi bölümü? MIT'de nükleer mühendislik bölümüne.
Şöyle oldu. O zaman ben aslında teknik üniversitedeyken Almanya gitmek istiyordum. Almanya hazırlanırken bana dediler ki Ankara'da Başkan Eisenhower'ın başlattığı bir program var. Atom enerjisinin sulhçu maksatlarla kullanılması. Barışçıl maksatlarla evet. Kullanılması. Atom enerjisinin kullanılması. Böyle bir şey başlattılar. Biliyorum. Eisenhower. Ondan sonra bir hoca vardı, Cahit Erginsoy. O da meşhurlardan. Evet, biliyorum. Cahit Erginsoy. Evet. Erdal Bey'in falan çok yakını. Evet, evet, evet. O Atom Enerji Komisyonu Genel Sekreteriydi Ankara'da. Erginsoy. Ve Teknik Üniversite'ye gelir, bize nükleer mühendislik konusunda part-time ders verirdi. Fevkalade yetenekli bir genç, dinamik. Cahit Erginsoy. Cahit Erginsoy. Ve çok kıymetli. O zamanlar Atom Enerjisi kurulmuş mu? Atom Enerjisi kurulmuştu. Kendisi, ve yeni kurulmuş hocam değil mi? Yeni kurulmuştu. Kendisi Atom Enerjisi Genel Sekreteriydi. Dedi ki Ankara'da bir imtihan açılacak. Sadık bana telefon ettiler. Bu imtihana girmen iyi olur. Tavsiye ediyoruz dediler. Ben de geldim. İmtihana girdik. Sonra Amerikalılar falan imtihan ettiler. Aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra dediler ki siz imtihanı kazandınız. Evet. Başkalar da var. Bunlardan bir tanesi rahmetli Erdal İnönü. Evet. O da Ankara Üniversitesi'ne seçilmiş. Bu maksat için eğitim Amerika'da görmek üzere ilave eğitim. Çünkü Erdal Bey doçent o zaman. Bu bir program. Bağışlayın ben tekrarlıyorum. Evet. Barış için Atom Enerjisi programı. Programı evet. Eisenhower'ın başlattı. Eisenhower'ın başlattığı program. Siz buraya seçildiniz. Ben buraya seçildim. Bu sefer Erdal Bey ve birkaç arkadaş daha vardı seçilmiş olan. Bunları Argonne National Laboratuvarına gönderdiler. Nerede hocam Argonne National Laboratuvarı? Bu laboratuvar tam yerini de galiba Chicago'da değil ama bir yerdeydi tam bir yani Amerika'da. Kesinlikle olarak şudur şuradadır diyemiyorum. Evet diyemiyorum. Çünkü ben oraya gitmek istemedim. Siz istemediniz. Dedim ki ben böyle laboratuvara falan gitmem dedim. Ben esas eğitim gören bir yere gitmek istiyorum dedim. Ve o zaman ben bazı üniversitelere de müracaat etmiştim. MIT'ye müracaat etmiştim. Purdue falan gibi üniversitelere. Amerika'da tanınmış üniversitelere. Dediler ki o üniversitelere ben üniversiteye gitmek istiyorum dedim. Eğer Amerika'daki bulunan nükleer mühendislikte bir okula gitmek, üniversiteye gitmem mümkün değilse ben laboratuvara gitmem dedim. Ondan sonra dediler ki peki ama oraya üniversiteye gitmek, kabul edilmek bayağı problem dediler. O zaman bende kabul mektupları var. Amerikalılara şeyi getirdim. Ha. MIT'nin mektubunu getirdim. Dedim ki ben zaten bu üniversiteye kabul MIT zaten sizi istiyor. Beni kabul edildim ben üniversiteye. Kabul etti. Sonra onlar Washington'a falan yazdılar. Dediler ki bu üniversitenin tuition'u çok pahalı. $1,750 dediler. Senelik. Çok pahalı. Çok pahalı. O zaman ben dedim gitmeyeyim ben başka yere gideceğim dedim. Sonra onlar Washington'a yazışmaları falan ve beni kabul ettiler. Git MIT'ye gidebilirsin dediler. Biz ödeyeceğiz. Evet ödeyeceğiz de. MIT'ye gittim. Ve benim de sınırlı 18 ay. Evet. 18 ay verdiler. Bu sefer ben hem nükleer mühendislikte hem makine mühendisliğinde dersler almaya başladım. Yazın da dahil olmak üzere. Sürekli. Ve 1960 oldu. 58 Şubat'ta, Şubat'ta gittim. 60 oldu. 60'ta hem makine mühendisliğinden hem de nükleer mühendislikten iki tane diploma aldım merasimde. Doktora mı bunlar? Hayır, master. 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 Master of Science. Evet.
Dolayısıyla iki programı da bitirdim. İki programı da bitirdim. Normalde 2 yıllık bir 18 aylık olan tek program. Evet, ben ikisini bitirdim. Siz ikisini tabii. Bu 18 aylık. Çünkü ben hiç tatil falan yok. Yaz ayları falan biliyorsunuz daima orada dersler veriyorum. Evet. Dersleri alarak böyle kütüphanelerde vakit geçirerek biz oradan mezun olduk. Dedim ki ben 2 ay daha istiyorum dedim. Çünkü diploma merasimi var. 2 ay daha uzattılar. Bu Boston'da mı oluyor? Boston'da oluyor. Evet. Boston'da oluyor. Ondan sonra ben o zaman ihtilal olmuşum. 9 ay evet, ihtilal evet, olmuştu. Evet, evet. Hatta ben havalarına geldiğim zaman askerler falan vardı. Evet. Bana da sorular soruyorlardı. Rahat geçebildiniz mi? Problem evet. Oldum gümrükten diye. Yok gayet güzel her şey normal dedim. Ve geldik o zaman Atom Enerjisi Teşkilatı'nda bir görev aldım ama ben dedim üniversitede asistanlığa devam edeceğim. Sonra izin aldım. Teknik üniversitede hem oradaki nükleer araştırma merkezine gidiyordum. Evet. Hem de teknik üniversitede asistanlık yapıyordum. Teknik üniversitede asistanlık yaparken bana bir telefon geldi. Aslında bizim hocaya telefon gelmiş. Telefonda şu hoca söyledi, beni çağırdı. Seni de Ankara'dan çağırıyorlar dedi. Acaba hocam niçin dedim? Dedi ki Ankara'dan Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörü olmuş. Ve sizi İlk rektör mü acaba? Hayır, ilk rektör değil. İhtilalden sonra. İhtilalden sonra rektör. Anladım. Evet. Ondan sonra rektör orada. 1960 yılı evet. Sonra ben Ankara'ya geldim. Dedi ki bu Profesör Feyzoğlu çok meşhur bir insandır dedi. Evet öyle. Dedi ki öyle gidip değil. Görün ayıp olur gitmezseniz dedi. Hayır hocam giderim dedim. Turan Feyzoğlu'nun şeyine geldim, bürosuna geldim. Ondan sonra sekreter dedim ki beni istemişler. Evet dedi, hemen şey yaptı, buyurun dedi. Girdik içeriye, hoş geldiniz Sadık Bey dedi. Hoş bulduk dedi. Efendim dedi, şimdi dedi, biz dedi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni geliştiriyoruz dedi. Çok tanınmış bilim adamları dedi. Birkaç tanesi seni bana tavsiye ettiler dedi. Ve bunlardan bir tanesi MIT'de seninle beraber dersler almış dedi. Sonradan bunun Bahattin Baysal olduğunu öğrendim. Evet. Ben Bahattin Baysal orada okurken MIT'ye gelmişti. Vizitim olarak. Ve benim aldığım etven derslere giriyordu. Çok önemli. Hatırlıyorum. Demiş ki işte teknik üniversite birisi var, MIT'den geldi. Eğer onu buraya alırsanız çok istifade edersiniz demiş. Bahattin Bey, tavsiye ediyorum. Hocam konuşmayı belki bölüyorum ama buraya biraz fokus edelim istiyorum. Sebep de şu, biz namus, ahlak, üniversite yapılanması deyince hep başka başka şeyler anlıyoruz. Bu bence çok önemli. Yani siz Çorum'dan çıkmış bir çocuksunuz, işte şunu hayal ediyorsunuz. Sizi ama gören, değerlendiren bir mekanizma var. İşte bu mekanizmanın içerisinde de bir takım insanlar var. Evet, tabii. Bu insanların yaptığı bence çok önemli. Önemli. Yani bilim de bunu yapıyor olmak, bu bizdendir yerine... Bunu yapıyor olmak bence önemli midir? Ahlaklı bir davranış mıdır? Çok önemli. Ve bilim de belli çocukların belli yerlere gelmesi için şart mıdır acaba? Ben aynı şey yapıyorum. Şarttır. Yol göstermek lazımdır. Ve o gençlerin nerede daha faydalı olacağını anlamak lazımdır. Evet. O bakımdan onlara o şekilde yönlendirmek, yardım etmek lazım. Ben aynı şeyi öğrencilerime yapıyorum. Ve benim İyi öğrencilerim, yani kendilerini yönlendirdiğim, desteklediğim öğrencilerim kendileri hem burada olsun
hem dış ülkelerde isim yapmışlardır. Yani gelecek vadeden çocuklar. Çocuklar tabii. İyi anlamda bunlara adam olacak çocuklar da İyi diyorlar. Seçmek lazım. Bu çocuklara azami dikkat sarf ederek onlara yol göstermek lazım. Evet, evet, evet. Benim aşağı yukarı öyle olmuştur. Ben hep çalışmaya devam etmişimdir. Öyle görmüşümdür. Etrafımdakilere herhalde bir saygınlık kazanmışım ki. Evet. Bir göstermişim ki. Evet. Herkes de bana yardım etmiş, bir yön göstermiştir. Bir de şey de var. Yani bağışlayınız ama kaba tabirle bir kıyak yapmak var. Bir de yardım etmek var. Hak edene hak ettiği ölçüde yardım etmek. Evet, yol gösteriyor. Yol mesela, gösteriyor. Mesela benim teknik üniversitede aynı kürsüde asistan olan Vedat Arpacı, Profesör evet. Vedat Arpacı. O MIT'de idi, doktora yapıyordu ben kürsüdeyken. O da bana dedi ki, Sadık sen buraya gel dedi. Buranın nükleer mühendisliği çok iyidir dedi. Evet. Dolayısıyla ben müracaat ettim. Tabii notlarımız da iyi olduğu için hemen kabul edilmekte bir problem olmadı. Ve dolayısıyla ben 1960 şeye geldik, Turan Fevzoğlu Bey'le görüşürken rahmetli. Hemen sekreteri çağırdı. Mukavelesini Sadık Bey'in getirin dedi. Ben şaşırdım. Dedim ki hocam müsaade ederseniz ben tekrar İstanbul'a gideyim. Hocamdan bir müsaade alayım dedim. Sadık Bey dedi bunlar problem değil dedi. Siz mukavele imzalayın dedi. Ben gerekli izni alırım. Alamazsak siz de beğenmezseniz mukaveleyi yırtarsınız dedi. Mühim değil dedi. Ne kadar güzel. Fakat sekreter mukaveleye getirdi. Mukaveleye baktım, şöyle gözüm ilişti, orada 14 bin Türk lirası yazıyor senede. Kafamda bir ona böldüm, gayet kolay çünkü 1400 Allah evet. Muazzam bir para dedim, bu para harcamakla bitmez. Biz çünkü teknik üniversite 350 lira alıyorduk. 3 kuruşa almışsınız. 350-400 lira alıyorduk. Tabii doğru. Fakat dedim ki hocam ben dedim madem şey yapayım imzalayayım bunu dedim ben teknik üniversiteye gideyim. Hocamla görüşeyim bakayım müsaade ediyorlar mı dedim. Dolayısıyla gittik teknik üniversiteye. Allah rahmet eylesin Fikret Bey dedi ki Sadık Bey dedi orası yeni üniversitede zaten yardım ediyoruz dedi. Evet. İstersen bir müddet git orada ders ver kal dedi. Ve dolayısıyla biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girmemiz bu şekilde oldu. Evet. Peki, bu 1400 lirayı nasıl harcadınız Allah? Evet. Tabii. Gayet rahat. Tabii bor 1400 lira harcamakla bitmiyor. Evet. Ayda tabii elimize 1200'den mi ne bileyim 1100'den geçiyor ama gene muazzam bir para. İyi bir para. İşte efendim böyle Orta Doğu'da hayatımız ve dolayısıyla bilim dünyasına diyelim şeyimiz, başlangıcımız, hareket noktamız bu oldu. Tabii yıl 1960. 60. 60 mı? 60 Ekim ayında. Aa Ekim. 27 Mayıs olmuş. Evet. Hemen arkasında. Tabii ben Temmuz'a geldim. Temmuz. Evet. Merasim oldu, bitti. Diplomamızı aldık. 5 gün sonra ben Türkiye'ye geldim. Evet. O zaman bana iş teklifleri falan oldu. Nükleer mühendislik çok popülerdi. Evet. Fakat hayır dedim ben Türkiye'ye dönüyorum. Döndüm, geldim. Orta Doğu'ya gelmiş olmam da benim için bir taraftan çok avantaj oldu. Çünkü o önemli olan orada çok iyi öğrenciler vardı. Teknik üniversitede iyi öğrenciler vardı evet. Ama Orta Doğu'da vardı. Fakat öğretim üyelerinin sayısı az olduğu için bu iyi öğrencileri seçmek, onlara tezler vermek, çalışmalar yapmak çok önemliydi. Evet. Herkes için önemlidir bu zaten. İyi öğrenciyi bulmak, onlara uygun tezleri vermek, onları yetiştirmek. Evet. Aynı zamanda genç bir bilim adamı olarak benim de bilimsel çalışmalarımı ilerletmek. Evet. Başka türlü mümkün olmaz tabii. Evet. Dolayısıyla böyle Orta Doğu'da başladık, yayınlar yapmaya başladık. TÜBİTAK'tan projeler aldık. Evet. Ondan sonra böyle seneler geçti. İşte asistandan doçent olduk. Profesör olduk. Cahit Hoca şey diyor, bilim adamlığı bir yaşam biçimidir diyor.
bir meslek değildir anlamında söyleyerek. Doğrudur tabii. Buna katılır mısınız? Tabii tabii doğrudur. Doğrudur. Bir yaşa, tam bir yaşam biçimi tabii. Ondan sonra ayrı bir görüş, ayrı bir anlayış. Ondan sonra kendi kabiliyetlerine göre müstakil olarak çalışabileceğin. Siz bu dinamizmayı hala koruyorsunuz ve sürdürüyorsunuz hocam. Ben şimdi şuna inanıyorum. Akademisyen için emeklilik diye bir şey tanımıyorum. Olamaz. Olamaz. Doğru söylüyorsun. Akademisyen süreklidir. Evinde olsun, sınıfta olsun. Devamlı zaten bitiremeyeceği çok şeyler vardır. Yani hayat şeyine öğrenecek çok şey var. Hayat şeyine da, sığmıyor. Da, doğru, doğru. Zaten yapmak istediğin yetmiyor. Şeyler de yetmiyor. Yetmiyor. Hayat çok kısa çünkü. Kısa, doğru. Dolayısıyla halen ben projeler vermek, gençleri bulmak, onları anlamaya çalışmak, onların gelişmesi için yeni projeler bulmak. Yani yeni dediğim gelişen teknolojiler. Mesela ben şimdi son 4-5 senedir mikro kanallarda. Mikro kanallar bu saçımızın kalınlığı evet, kanaldaki evet, ısı transferi. Evet. Ondan sonra nano akışkanlar ile ısı transferi konularına çalışıyorum ki bu konular çok yeni konular. Doğru. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yani Miami Üniversitesi'nde 2007 yılında emekli oldum. Evet. Resmen 2008'de oldum ama 2007 yılında sabbatical aldım. Ve Türkiye'ye döndüm. Yani 2007'den beri Türkiye'de çalışıyorum. Evet. Bu 7 senedir bu konu üzerinde çalışan birçok gençleri yetiştirdim. Peki bu nanoteknolojinin ısı transferindeki katkısı veya yeri hakkında birkaç şey söyleyebilir tabii, misiniz hocam? Ben, çok iyi anlayabileceğimizi zannetmiyorum ama. Mesela su ve benzeri akışkanlar içerisine eğer nano tanecikleri ilave edilirse, nano tanecikleri evet, muayyen oranlarda, çünkü nano taneciklerinin boyutları farklıdır. Sonra o akışkan içerisine katacağın hacimsel oranı farklıdır. Bütün bunları değişik faktörle ihtiva ederek bir normal bir su, normal bir gaz, normal bir yağ akışkan içerisine bu nanopartikül ilave ettiğiniz zaman bir yüzeyden çekeceğiniz ısı miktarı artar. Evet. Dolayısıyla hem soğutmada hem ısıtmada nano akışkanları kullanırsan mesela evet, suyun içerisine alüminyum oksit, ondan sonra kapır oksit filan gibi nano partiküller katacak olursan ısı transferi arttığı için yüzeyler küçülür. Evet. Dolayısıyla büyük yüzeyler yerine daha küçük yüzeyleri, ekonomik sistemleri dizayn etmek imkan olur. Yani ısıyı koruma şansı var mı böylece? Enerjiyi daha ısıya değil, enerjiyi daha iyi kullanma. Daha iyi kullanma şansı var. Evet. Dolayısıyla evet, kayıpları azaltır ve sistemlerin daha küçük sistemler olarak dizayn etmesine yardımcı olur. Yardımcı. Şimdi bu konuda yetişmiş mesela geldiğimden beri yetişmiş arkadaşlarımız var. Bunlar doçent seviyesinde veya yardımcı doçent seviyesinde birkaç üniversitede öğretim üyesi bu konuda. Evet. Yetiştiler. Birkaç üniversitede. Tabii. Biliyoruz. Mesela bir tanesi bu öğrenci bir tanesi benden master yaptı. Sonra doktora yaptı. Şimdi Kıbrıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde. Diğer bir arkadaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi yeni doçent yeni doçent oldu. Sonra başka birkaç tane genç arkadaş Top Üniversitesi'nde bu konuda çalışıyor. Benim de var. Yani dolayısıyla bu arada emekli olduktan sonra yani Miami Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra ben emeklilik demiyorum. Ben diyorum ki oradan ayrıldıktan sonra diyelim. Evet, bu tarafa naklettikten ben diyorum ki üniversite değiştiriyorum. Evet. I am changing my institution. Doğru, doğru. Yani emekli kelimesini kullanmıyorum.
Bizde bazı insanlar bu emeklilik lafına çok meraklılar. İlla emekli olacak, pijamalara giyip Hayır. köşeye oturacak. Yok. Bu Anadolu'da çok yaygın. Sonra o köşede de ölünür biliyorsun. Dolayısıyla şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Top Üniversitesi'nde dolayısıyla epeyce öğrenci yetiştik bu konuda. Bir şey var, Sarah Bernhardt'ın lafı. Energy creates energy. Enerji enerji doğur evet. diye. Dolayısıyla şimdi aslında biraz daha önce gelseymişim daha iyi olacakmış ama olmadı. Yani Miami Üniversitesi'nde diyorum evet. daha önce. Fakat 2007 yılında tamamen karar verdik. Çünkü biraz daha enerjim varken evet. Biraz daha hizmet edeyim. Yani dolayısıyla böyle zor yürüyecek hale gelip de Türkiye'ye gitmek olmaz. Doğru. Dolayısıyla enerjik halim henüz iyi ise derken gideyim yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya devam edeyim dedim. Fakat evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışırken TOP'taki arkadaşlar çok ısrar ettiler. Yani bize gelin diye. Bu yeni üniversitelerdeki atılımı da nasıl buluyorsunuz hocam? Vallahi çok bence bu... Bu heyecan iyi. Heyecan iyi. Ve aslında şimdi görüyorum devlet üniversiteleriyle bu... Birçok vakıf üniversitesi yarış halindeler. Evet. Dolayısıyla aslında bu rekabeti ben çok iyi görüyorum. Evet. Gayet yararlı güzel. Bir rekabet. Yani evet. Türkiye için çok faydalı bir şey. İşte biraz da bunun içerisine size yapılan davranış biçimleri yansıyabilse, yani birbirlerini ittirseler ama birbirlerinin ayağından çekmeseler bence iyi olur. Şimdi ya vakıf üniversiteleri de yarış halinde. O da çok güzel. O da güzel. Tabii. Mesela İşte bakıyoruz Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ankara'daki diğer vakıf üniversiteleri, başkent, ona Top Üniversitesi. Bakıyorum buna hepsi yarış halinde. Evet. Hepsi evet. birbirlerine bakıyorlar. Acaba bu sene öğretim üyesine düşen yayın sayısı ne kadar olmuş? Ne kadar mezun vermişiz? Kaç doktora çıkarmışız? Dolayısıyla hep bunlar birbirlerini kontrol ediyor. Bu doğru. Peki. İşte gerçek anlamda bilimde rekabet bunu yapacak. Tabii. Yani biz kaç kişi mezun ettik? Mezun ettiklerimizden kaç tanesi iş buldu? Hangi araştırmaları yaptık? Yeni ne bulduk? Bu yeni bulduğumuzun ekonomiye katkısı ne oldu? Tabii. Bu çok önemli. Çok önemli. Tabii bu Türkiye'de hakikaten çok yetenekli gençler var. Hocam Türkiye'nin bu açıdan değeri çok iyi ama biz şu yetenekli gençleri bu bizdendir, bu bizden değildir diye desteklemesek, yani bu bizim gruptandır, bu bizim tarikattandır, bu çocuk adam olacak çocuk, bu çocuğa yardım edelim efendim, deseler. Bu, tabii bu ayrımcılık üniversitelerde çok tehlikelidir. Çünkü biz üniversitede ders verirken, bizim öğrencilerimizde her görüşte öğrenciler vardır. Evet. Öğretim üyelerinin taraf sorması lazım. Bu ahlaklılığı göstermek evet. zorundayız. Seçimde, ben ahlakı buraya biraz bağlamak evet. istiyorum. Seçimde hocam. Taraf sormak lazım. Evet. Asistan seçiminde taraf sormak lazım. Evet. Eğer master öğrencisi, doktor öğrencisi seçiyorsan orada da tarafsız olacaksın. Evet. En iyisini seçeceksin ki hem ona yardımcı olacak. Hem kendine yardımcı olacak. Bak, yani baktığım hala çok şükür epeyce dışarıda ödüller de aldık. O ödülleri aldığım zaman konuşmalarımda hep öğrencilerime teşekkür ederim. Çünkü bir grup kurmadan bizde, sizde de aynı şekilde. Evet. Bir grup kurmadan, etrafında yetenekli gençler olmadan, öğretim üyeleri ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun bir şey yapmaları pek olanak dahilinde değildir. Yani olanak dışıdır. Ekip. Ekip olacak. Evet. Yani öğretim üyesi bir ekip kuracak, orada bir ekol yaratacak. Evet. Mesela ısı transferi konusunda herhalde söyleyebilirim ki bir ekol kurmuşuzdur. Isı transferi konusunda. Bu çok güzel bir şey. Bir ekol kurmuşuzdur. Ve sonra zaten Amerika'da olsun, burada olsun yayın yapılmıştır. Amerika'da da bizim, benim ve diğer arkadaşlarımın
yaptığı yayınlar vardır ısı transferi konusunda. Hep sorarlar niçin bu Türkiye'den gelen hep Türkler bu ısı transferi, ısı transferi. Hep kitapları, en meşhur kitapları onlar yazarlar diye. Hakikaten doğrudur yani. En tanınmış kitapları yazan ısı transferi konusunda Türk arkadaşlarımızdır. Yani artık bir teknik alanda iyi eğitimli bir ustanın nezaretinde iddia sahibi bir ısı transferi ekibi var. Var, Türkiye'de evet. Diyebiliriz, vardı. Değil mi? Bir ekol kurulmuştur. Yani çok esaslı elemanlar yetişmiştir. Bunlar bugün kendi kollarında Amerika'da, Avrupa'da olsun, Türkiye'de hakikaten ismi yapmışlar. Bir şeye gelmek istiyorum hocam. Öğrencilerinizin yetiştiğini, onların birçok yerde öğretim üyesi olarak görev yapabildiğini söylediniz. Dünya artık küçülüyor. Bu küçülen dünyada bir enternasyonel öğretim üyeliği de artık söz konusu olabilir mi? Bundan bahsedebilir miyiz? Doğrudur tabii. Öğrencilerime bakıyorum. Kimisi gitmiş Malezya'da, kimisi gitmiş Almanya'da, kimisi gitmiş Avustralya'da. Oralarda tanınmış profesör olmuşlar, dersler veriyorlar. Mükemmel. Tabii. Bu Amerikalıların adjunct diye bir pozisyonları var. Yani evet, evet. Öğretim üyesi burada çalışırken buranın malı, orada çalışırken oranın malı. Tabii ben adjunct profesör olarak gittim Miami'ye. Evet, evet. Başlangıcım öyle oldu. Evet. Evet. Bu önemli ve bu kullanılmalı Türkiye'nin öğretim üyesi açığı tabii varken. Almanya'ya da öyle gittim. Evet. Adjunct profesör olarak gittim. Evet. Münih Teknik Üniversitesi'ne. Evet. Ve orada Alman hükümetinin de ödülünü almıştım. Dolayısıyla orada bir sene kaldım Almanya'da. Almanya ve Amerika. Yani şöyle bakalım. Bir dönemde Avrupa, sizin öğrencilik yıllarınızda Avrupa, şimdi Amerika. Öbür tarafta da bir doğuda Japonya, Kore ve Çin var. Evet. Siz buraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye sadece yüzünü Amerika'ya mı dönmeli? Efendim bugün bilim her yerde var. Evet. Bakın ben Çin'de Çinlilerle araştırma projeleri yürüttüm. Evet. Amerika National Science Foundation, buradaki TÜBİTAK'ın karşılığıdır. Aslında evet. TÜBİTAK National Science Foundation'ın karşılığıdır. Doğru. Evet. Allah rahmet eylesin, işte geçmiş arkadaşlarımız oraya bakarak bu TÜBİTAK'ı kurmuşlardır. Evet. Şimdi Çin'de gittim. Orada çok ilişkilerimiz oldu. Projeler yürüttük beraber. Çok üstün bilim adamları var. Tabii. Yani Amerika'da yaptığımız araştırmaları seviyesinde, bazı konuları daha ileri seviyede araştırmalar yapanlar var. Bazen bizim Amerika'da yaptığımız konuları onlar ilgilendiği için orada eleman yetiştirmede onlara yardım ettik. Karşılıklı. Evet. Onlar bize geldiler, biz oraya gittik. Aynı şeyi Brezilya'yla yaptık. Brezilya'yla beraber Brezilya'daki bilim adamlarıyla gene National Science Foundation'dan Amerika'da müşterek projeler yürüttük. Müşterek yayınlarımız oldu. Dolayısıyla Malezya'da gittim. Dediğim gibi Fransa'da aynı şekilde gittim. Oralarda dersler verdik. Her tarafta baktığınız zaman her seviyede, yüksek seviyede bilim adamları var. Yüksek bu seviyede insanlarla araştırma ilişki yapıyor. Evet. Globalizasyonun gerçek karşılığı mı oluyor? Efendim, ilişkiler çok mühim. Evet. Yani yalnız bir yönde olmaz. Bilmemiz lazım Çin'de bu konuda ne yapılıyor? Isı transferi ne evet yapılıyor? Şimdi arkadaşlarla, ben Çin'dekilerle temas halindeyim. Onların da yayınları var. Onlar da nano akışkanlarla ısı transferine çalışıyorlar. O ne de hangi konusuna çalışıyor? Biz hangi konusuna çalışıyoruz? Biz ne yapmak istiyoruz? Bunları öğrenmeden yapmak mümkün değil zaten. Bakacağız orada ne olup ne bitiyor. Aynı şekilde Amerika'da, aynı şekilde Almanya'da. Ama tabii kendi konumdan
bahsediyorum. Dünyada ne oluyor? Ne oluyor? Farkında olmak zorundayız. Dolayısıyla eğer bir büyük dünya ülkesi olacaksa. Gençlere de onu diyorum. Gençlere de siz daima yalnız kapalı olmayacaksınız. Onlara da başka genç öğretim üyeleriyle tanıştırıyorum. Gerek topta, gerek Orta Doğu'daki bulunan genç öğretim üyelerini dışarıdaki genç öğretim üyeleri tanıştırıyorum ki beraber çalışsınlar diye. Örneğin önümüzdeki ay Tayland'dan bir yardımcı doçent. Ondan sonra Cezayir'den bir doktor öğrencisi topa gelecek. Çünkü bunlar benim yaptığım çalışmayla onların hocaları tabii ilgileniyor. Diyor ki herhalde gidin Profesör Kakaç orada çalışıyor. Onlar bir ay kalacak burada. Yani bizim çalışmalarımızı görecekler. Evet. Biz ne yapıyoruz? Ve onlar da benden rica ediyor. Acaba sizin yaptığınız konularda bunlara bir ay bakın, kendileriyle konuşun. Bunlar acaba hangi tarafından problemi ele alabilirler diye. Anlaşıldı. Doğru. Onlar gelecek bir ay. Bir ay gelecekler ve onları da benim doktora öğrencilerimle tanıştıracağım. Ki onlar ileride onlarla işbirliği kursun. Evet. Şimdi bakın bu sizin program da çok güzel hakikaten. Bir bilim adamını çağırıyoruz ya her sene. Evet. Geçen sene çağırdım. Evet. Bunun sebebi de onları tanıştırıyorum ki onlarla ilişkiler kursunlar. Şimdi biz biraz çıtayı yükseltiyoruz. İyi haberler vereyim ben size bu arada. Watson geliyor. Çin'den, Japonya'dan ve Tayland'dan, Kore'den Nobel'li bilim insanlarını getirmeye çalışıyoruz. Şahane. Biraz çıtayı yükselteceğiz hocam. Çok güzel. İnşallah. Mesela önümüzdeki gene bu sene Almanya'dan bir profesörü çağıracağım. Bu arkadaşımız da çok tanınmış bir profesör ve kendisi enerji konularında çalışıyor. Dolayısıyla Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde, Almanya'da enerji konularında neler olacak, neler yapıyorlar, yenilebilir enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar nedir? Hem Orta Doğu'da hem de Tokyo Üniversitesi'nde seminerler verdireceğim. Evet. Ki gençler dinlesinler. Avrupa'da ne oluyor? Bilgiler olsun. Almanya burada müthiş lider konumunda ve olağanüstü yatırımları var Almanya'da. Evet. Ve bu profesör de orada bilim Almanya'nın bilim kuruluşunun üyesi filan. Çok tanınmış Profesör Mayinger. Olağanüstü. Evet. Çok güzel. Eskiden beri bunlar da bizim genç, o da benim yaşlarımdadır. Biz hep arkadaşlıklarımız, böyle çalışmalarımız filan, konferanslarda filan o bilim adamlarıyla kurmuş olduğumuz ilişkilerin devamıdır. Evet, tabii ki. Bu ilişkileri hep desteklemek, geliştirmek zorundayız. Onun için gençlere diyorum ki bakın işte tanınacaksınız, toplantılara gideceksiniz. Evet. Toplantılarda yetenekli zaten genç bilimciler kendini gösterir. Gösterirler. Ne yapar gösterirler. Onlarla arkadaşlık kuracaksın. Onların konuşmaya dinlediğin zaman anlayacaksın zaten hangisinin başka bir ufka baktığını. Evet. Bu yönde Sayın Başkanım biraz daha sıhhatimiz müsaade ederse böyle inşallah çalışmalara devam ediyoruz. Hakikaten TÜBA üyesi olmanın da gururu içindeyim. Hocam önemli olan sadece salt bilim yapmak değil, bilimde iyi bir örnek olabilmek. Çalışıyoruz. Yani siz bizim için örnek alınacak bir kişiliğin ve aktivitenin sahibisiniz. Bunun sürmesini ben diliyorum. İşte biz de elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Biraz yeni kakaçlar çıksa ortaya ne güzel. Evet, çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi raporlarımızdan işte proje alma gayretindeyiz. Yeni yayınlar. Ne güzel. Aslında bunları yapmadan da bir tarafa çekilebiliriz ama içim rahat etmiyor. Yok. Alışmışız bir kere. O huzursuzluk lazım. Hayır, duramıyoruz ki. Durmak mümkün değil. Evet. Bir projenin birisi bitmeden diyene müracaat yapıyoruz. İyi, ne güzel. Fakat etrafımda gençlerin olması beni motive ediyor. Gençlerin bulması. Evet. Gençler diyorlar, hocam biz yanınızdayız. Proje bak diyorum, bu proje alacağız. Ama bu proje, önemli bir proje. Şunlar çalışıp yapmaz. Yani hazır mısınız? Yapabilir misiniz? Hocam tabii diyorlar. Dolayısıyla onlara da yardım ediyoruz. Yani onların doçent olması
benim için mutluluk oluyor. Geçen hafta, iki hafta önce Orta Doğu'dan bir arkadaşım doçent oldu. Harika. Öbürü önümüzdeki sene doçent olacak. İyi, ne güzel hocam, elinize sağlık diye. Ve onlardan bu gelecek sene doçent olacak, Gebip de kazandı. Gebip. Şey. İşte akademi bir yandan bu dinamizmanın içerisinde gençleri alsa, evet, yeni kanla daha hızlı bir ivme elde edebilir. Onun için biz bu genç akademi projesiyle gerçekten övünüyoruz. Tabii tabii, çok iyi. Mesela o bizdeki o arkadaşımız, başka birkaç tane var görüyorum. Çok yetenekler. Yani hakikaten böyle kendilerini de desteğe de ihtiyaçları var tabii. Tabii. Onları çıkartmak, bulmak tabii lazım. Tabii ki. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Günümüzü hem ışık verdiniz, hem bizi motive ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Hem de yönlendirdiniz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah. Çok güzel böyle sohbet ettik. Sağ olun. Ben de hakikaten bunları anlatmaktan size mutluluk duydum.